Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 48. bölümünden herkese merhaba. Bu bölüm biraz gecikti. Neden gecikti? Çünkü ben kısa bir tatil yaptım. Türkiye'ye gittim, geldim. Şu anda Almanya'dayım ama yine de geciktiği için bölüm özür diliyorum herkesten. Belki yeni bölümü çok daha kısa bir süre sonra yayınlamış olurum. 49. bölüm biraz daha erken gelebilir diye düşünüyorum. Peki yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var. Sıfırdan globale 10 Aralık'ta bir konferans gerçekleştiriyor. Ve ne konferansı gerçekleştiriyor? Dijital kanallar üzerinden ihracat yapan firmaları ve bağımsız geliştiricileri ağırlayacak bir konferans gerçekleşiyor. Pandemi sürecinde ihracata yönelik neler yapıldı ve 2021 planları neler, bunlar konuşulacak ve Dünya Trendleri Podcast'te bu konferansın resmi medya sponsorlarından biri oldu. Bizim henüz bir sponsorumuz yok ama biz sponsor olduk. Önümüzdeki günlerde belki bize de bir sponsor gelir diye düşünüyorum. Peki sıfırdan globale.com üzerinden konferans ayrıntılarını takip edebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinden canlı olarak 10 Aralık'ta gerçekleşiyor. Kimler katılacak konferansa ve daha fazlası için az önce de söylediğim gibi sıfırdan globale.com adresinden ayrıntılara ulaşma şansınız var. Peki o zaman hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde gerçekten bir efsaneyi ağırlayacağız. Dünyaca ünlü oyun yapımcısı, Oyun Geliştiriciler Derneği'nin kurucusu, aynı zamanda Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu'nun başkanı ve tabii ki dünya üzerinde oyunculuk dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri ve tabii ki bizim de gururumuz Mevlüt Dinç konuğum oluyor. Şu anda karşımda kendisi. Mevlüt Bey, hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'te. Çok güzel özetledin, teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir yayın diliyorum. Gerçekten ben kitabınızı okudum. Bu arada yeni bir kitap yayınladınız. Hayat Bir Oyun adlı bir kitap. Gelirini de Darüşşafaka'ya bağışladınız. Hayatınızı anlatıyorsunuz. Karadeniz'in ufak bir köyünden çıkıp İngiltere'ye giden, ondan sonra tekrar Türkiye'ye dönüş serüveniyle devam eden ve bir başarı öyküsü aslında. Herkese de ilham olan bir başarı öyküsü. İsterseniz başlayalım. Vallahi heyecanlıyım gerçekten. Kitabı okuduğum için de böyle hayatınızı da biliyorum açıkçası. Nereden başlayalım, nasıl istersiniz? Böyle biraz sizi tanıyalım isterseniz. Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi kitabımı okuduğun için sohbetin daha verimli olacağını düşünüyorum. Yani ona göre sorular hazırlamışsındır eminim. Dinleyiciler için de daha açıklayıcı olacak sorular ve benim cevaplarım. Umarım keyifli bir sohbet olur. Senin de çok özetle bahsettiğin gibi ilginç bir yaşam öyküm var. Ordu'nun Gölköy Cihadi Köyü'nden başlayan, Türkiye'deki 70'li yıllarda ihtilal öncesinde ölmediğimize şükrettiğimiz zorlu yıllarda işte üniversite eğitimi almaya çalıştık. Hani okula bile gidemedik. Eğitim demek imkansız. İhtilalden hemen önce yine kaderin cilvesi diyelim. İngilizcenin iyisini bilmezken çok da ekonomik durumumun iyi olmadığı bir ortamda hala üniversite öğrencisiyken bir İngiliz kızla tanışıp evlenip 79'da İngiltere'ye gidiyorum. Yani ne kadar ilginç. Yeşilçam'a film konusu olabilecek bir hikaye aslında. Ve okulu bitirmeden gidiyorsunuz. Okulu bitirmeden oradan gidip gelip, çünkü zaten sürekli boykotlar falan oluyordu. Yani okula bile gitmek çok zordu, tehlikeli vesaire. İngiltere'den 3 kere gittim geldim. Kitapta da detaylarını anlatıyorum. Hatta üçüncüsünde yeterince param olmadığı için 3 gün 3 gecelik bir tren yolculuğu yaptım. Evet, tam da onu söyleyecektim ben de. Evet ve gerçekten yemin etmiştim bir daha trene binmeyeceğim diye. Ve gerçekten de uzun süre trene binmedim. Ta ki İngiltere ile Fransızlar Marş Denizi'nden tünelle o hızlı treni geçirene dek, Eurostar diye bilinen o hızlı tren yolculuğunu yaptım. 1994 yılında Ubisoft'la Fransız oyun yayıncısı. Şu anda da dünyanın en büyük ilk üç yayıncılarından birisi Ubisoft. İşte o şekilde İngiltere'ye bir şekilde yerleştim. Zar zor mezun oldum. Sonra İngiltere'de bir kablo fabrikasında kendimi çalışırken buldum. Yüksek lisans bilmem ne hayalleri kurarken tabii ekonomik imkanlar el vermediği için çalışmak zorunda kaldım. İngiliz eşim de çok, yani böyle durumu çok iyi olmayan bir aileden geliyordu. Babası emekli olmuştu
vesaire. Dolayısıyla o da çalışıyordu. Ben de çalışmak zorunda kaldım. Doğru dürüst iş bulamadığım için, İngilizcem de olmadığı için bir fabrikada işçi olarak çalıştım 5 yıl. Kablo fabrikasında. Kablo fabrikasında kıtaları birbirine bağlayan telekomünikasyon kabloları. Çoğu hala kullanılıyor. Yani kıtaları birbirine bağlayan o telefon kablolarında benim emeğim var. Çok ilginç. Hayat hikayesi gerçekten. Yine çok ilginç bir şekilde hayatımı değiştiren bir olay oldu fabrikada çalışırken. 1983 yılında, yani fabrikada 3. yılımda, Jamaika asıllı bir İngiliz çalışma arkadaşımın aşırı ısrarı üzerine Sinclair ZX Spectrum adındaki bilgisayarımı satın ki ne oyunlara bir ilgim var. Zorla aldınız onu değil mi? Jamaikalı arkadaşınız. Aynen, sen detayları okuduğun için benden daha iyi hakimsin. Ben özetlemeye çalışıyorum. Hani başka sorulara da cevap için zaman ayırmak için. Evet, aynen dediğin gibi zorla aldırttı bana. O kadar ısrar etti. İyi ki yapmış, hayatımı değiştirdi. Ben tabii bilgisayar aldım ama bilgisayarın B'sini bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Oyunlara da hiç ilgim yok. Oyunlar da işte daha yeni. 80'li yıllarda başladı zaten. Dolayısıyla bu inanılmaz muhteşem sektörü başlangıcından beri tanıklık etmiş çok az sayıda kişilerden biriyim. Yani kitabın o anlamda da çok önemli bir referans değeri var. Yani hayatımın ilginç olması, kendi çalışmalarımın yanısı. Yani oyunculuğun kilometre taşlarını anlatıyorsunuz ve tabii ki 80'li 90'lı yıllarda oyun sektörü nasıl aşamalardan geçti, kimlerle ben çalıştım, o çalıştığım şirketlerin hala bugün dünyanın en büyük şirketler olması İlginç tabii. Netflix belgeselinden daha güzel anlatmışsınız. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet, yani tabii kendi çalışmalarım üzerinden yaptığım için ve çok önemli firmalarla, İngiltere'nin en ünlü programcılarla falan çalıştığım için ve çok da ilginç projelerle oyun sektöründe çalışmalar yaptım. Ve bütün bunları bir araya getirdiğinizde senin de çok güzel söylediğin gibi, yani önemli kilometre taşlarına değinip onlarla ilgili oyuncuların bilmediği hem Türkiye'de hem İngiltere'de aslında bir sürü ilginç bilgi paylaşıyorum. Bu anlamda da kitabın değeri çok fazla. Umarım çok daha fazla kişi okur. Bu arada aklıma geldi, kitabın da İngilizcesini bitirdim karantina döneminde. Oo, süper. Evet, bir İngiliz yayıncıyla anlaşmak üzere inşallah dünya çapında İngilizce tüm ülkelerde satışa sunulacak yakında. Onu da buradan duyurmuş olalım. Programın aracılığıyla duyurmuş olayım. Evet. Evet, yani oyun sektörüne de öyle giriş yaptım. Yani Spectrum'u satın aldım. Tabii bu arada İngilizceyi de öğreniyorum. Evet. Fabrikada işçi sınıfıyla haşır neşir olurken, İngiliz kültürüne aşina olmaya çalışırken, anlamaya, öğrenmeye çalışırken, yani bir sürü şeyi aynı anda öğrenmek zorunda kaldım. Yani bayağı multitasking yaptım. Dolayısıyla 2 senenin sonunda kendi kendimi mezun edip ben bu işi öğrendim dedim ve profesyonelce oyun sektörüne giriş yaptım. İlk oyunumu 1985 yılında İngiliz Telekom'un bir oyun yayıncı şirketine sattım. Düşünebiliyor musun? Evet, o zaten inanılmaz bir başarı bence ve hiçbir o güne kadar bir oyun yapmadan şeyi Tony'yi ikna etmeniz. Rainbird değil mi şeyin adı? Telekom şirketinin evet, adı. Evet, Rainbird. İşte Telekom Soft aslında büyük yayın şirketinin adı. Altında Rainbird, Farbird gibi farklı markalar vardı. Tabii ben bunu kitapta daha detaylı anlatıyorum. O yaşadıklarım tabii 2 hafta bekletti beni hemen. Evet anladı. Evet. Telefon. Yani gerçekten. O telefon hikayesi gayet acayip heyecanlıydı gerçekten. Evet. Gelecek mi, gelmeyecek gibi, mi? Evet, bugün gibi hatırlıyorum. İşte başka bir İngiliz firması kapıdan kovdu. Fikrimi beğenmedi. Çok ilginç hayat. Gerçekten hayat bir oyun yani. Bir de tabii ilginç olan İngiltere'nin gelişmiş olması, vizyon sahibi olması. Telekom gibi, yani oyun sektörüyle hiçbir ilgisi olmayan İngiltere'nin en saygın, en büyük kurumlarından birisi Telekom. Bak, burada yeni bir şey oluyor, bizim burada olmamız gerekir düşüncesiyle oyun sektörüne girmiş. Düşünün. 1985 yılında. Ben yıllar sonra Türkiye'ye, kendi ülkeme gelip burada oyun sektörünün, yani profesyonel oyun sektörünün temellerini attıktan işte 9 sene sonra 2009 yılında şirketi Türk Telekom'a sattım. 5 yıl sonra. O da ilginç. Evet. Telekom'la, sizin telekomcularla, Telekom'la güzel bir bağlantınız var. Hem kablo, evet,
Hem kablo, ondan sonra diğer şirket, sonra da Türkiye. Evet, işte kader kablolarla ağları örmüş işte. Çok ilginç gerçekten. Evet. Yani bu kadar arka arkaya ilginç tesadüfler. Evet. Ve benim oyun kariyerim, profesyonel oyun kariyerim 85 yılında başladı. Ve gerçekten yani oyun sektörü yepyeni o zaman. Yani o kadar az insan var ki hem oyunları yayınlayan hem de oyun yapan. Ben o kadar yeniyim ve acemiyim ki o dünyayı hiç bilmiyorum. Hı hı. Bir de İngiliz değilim, İngilizcem yok. Bu arada hala İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum filan. Ve kısa sürede arka arkaya birkaç projeyle isim yaptım. Ve Activision, bugün dünyanın en büyük oyun yayıncısı Activision ile müthiş bir ilişkim gelişti ilk yıllarda. Ben serbest çalıştım. İşte Injury Racer, Last Ninja 2 gibi efsane oyunları yapmak nasip oldu. Ve zaten Last Ninja 2'den sonra da orada tanıştığım iki İngiliz oyun geliştiricisi John Tweedy, Commodore 64 programcısı efsane. Hı hı. Ve yine Commodore 64'te efsane 8-bit piksel gelmiş geçmiş en iyi bence piksel artist Hugh Riley ile birlikte Vividim'i şirketimi kurdum 88'de İngiltere'de. Ve İngiltere'deki başarılı çalışmalarım Vividim'i altında devam etti. Hı hı. Yine kitapta çok ilginç olduğu için çok detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Hatırlarsan Microsoft beni kapıdan kovmuştu. Evet. Telekom benim fikrimi işte Rainbird kabul etti ama önce Microsoft'a gitmiştim. Onlar kovdu beni. Biz bu oyunu yayınlayamayız. Mikrop insan vücudunu tahrip ediyor falan filan. Biz çok saygılı oluşuz diye. Ama 91 yılında aynı Microsoft neredeyse yalvardı bana First Samurai oyunumu yayınlamak için. Çok ilginç değil mi hayat? 6 sene sonra çok büyük bir anlaşmayla First Samurai oyunumu Microsoft yayınladık. 91'de efsane oyun makinesi Amiga için yapmıştık. Ve İngiltere'de yılın oyunu seçildi First Samurai. Ödül aldık. İşte arkasından Ubisoft'la çalıştım 94 yılında. Dünyanın ilk aynı anda 4 kişinin yarıştığı çok oyunculu multiplayer yarış oyununu biz yaptık. Street Racer oyununu. Street Racer de çok önemli. Ubisoft'un ilk profesyonel yayıncı olarak yayınladığı oyundur aslında. Çok az insan biliyor. Hı-hı. Türkiye'de kimse bilmiyor büyük ihtimalle. Kitapta bunları da detaylı anlatıyorum. Ubisoft'la çok özel ilişkim var zaten onlarla. 94'te başlayan ve 98'in sonuna kadar devam eden çok ilginç, yakın ilişkim oldu. İşte Türkiye'ye gelmeden önce Aktör diye bir oyun motoru geliştirdim İngiltere'deki ekibimle. O da 98-99 yıllarında. Dönemin en önemli oyun motorlarından biri olarak lanse edilmişti. Sebebi de hem çok başarılı, performansı yüksek, 3 boyutlu bir oyun motoruydu ve aynı zamanda da o zaman yeni yeni popüler olan fizik motorları, işte dinamik etkileşim, etkileşimin birebir entegre edildiği oyun motoruydu. Intel çok etkilenmişti bizim işte Amerika'da yayınladığımız bir demodan ve efsane işlemci Pentium 4'ün tüm dünyadaki tanıtımlarında kullanmak üzere Intel bizden bir demo istedi. Aktör teknoloji demosu. Onu yaptık ve gerçekten benim için çok önemli bir gurur kaynağıdır bu. 2000 yılında Haziran'da Pentium 4 tüm dünyada lanse edildi ve bizim demomuz kullanıldı. İşlemcinin ne kadar güçlü olduğunu, performansının ne kadar yüksek olduğunu göstermek için. Çünkü aktörde hem çok kompleks, detaylı, 3 boyutlu ortamlarla hem de yüzlerce, binlerce objeyle dinamik etkileşim mümkündü. 2000 yılının sonunda tamamen kendi isteğimle, kariyerimin neredeyse en üst noktasında, dünya çapında bir isim iken Türkiye'ye döndüm. Ülkeme dönme kararı aldım. Amacım da burada olmayan profesyonel oyun sektörünü başlatmaktı. Tabii öncesinde haksızlık yaptığımı düşünmesin kimse. Daha önce yapılmış güzel amatörce kalmış da olsa çalışmalar, çabalar var. Onları yok saydığından değil, ben şeyden bahsediyorum. Yani gerçekten bunu profesyonel işte şirketleşme, kurumsallaşma, oyunları yapıp yayınlama anlamında söylüyorum. Tam bir profesyonel oyun sektörünün temel taşlarını oluşturma anlamında 2000 yılı da ülkemizin yani profesyonel oyun sektörünün başlangıcı olarak görebiliriz. Zaten sektörün gelişmesine siz öncülük ettiniz yani. İşte sobeyi kurdunuz.
Evet, o amaçla Türkiye'ye döndüm. 2009 yılına kadar gerçekten sektör olmayınca tabii tecrübeli eleman bulmak da zor oluyordu. Ama ben ülkeme hep inandım. Ülkemin gençlerine hep inandım. Hala da inanıyorum. Zaten Türkiye'deki oyun sektörünün mevcut durumu göz önüne alınınca ne kadar doğru düşündüğüm ortada. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir ivmeyle büyüme gösteriyor oyun sektörü. Aynen, zaten işte satışlar oldu. Tabii müthiş satışlar oldu. Peak Games, Grimes Games, Mosama Games, en son Rolik vesaire. Ve bu tamamen kendi dinamiğiyle oldu. Yani devlet teşvikler vesaireler ufak tefek yaptı ama topyekün ülke olarak oyun sektörünü benim o kadar çabama, çalışmama rağmen ülke topyekün oyun sektörünü sahiplenmedi maalesef. Hala öyle üzülerek söylüyorum. Bir Güney Kore gibi oyun sektörünü öncelikli alan ilan ederek ona göre oyun sektörüne ilgi hala yok ülkemizde. Tabii ki bu son satışlardan dolayı ilgi var ama... Şimdi ben de onu söyleyecektim. Evet, ama o şey bir ilgi, yani doğal bir ilgi. Sonuçta parası olan, imkanı olan, işte lokomotif olarak anılan inşaat sektörü şu anda tamamen durmuş durumda. İnşaat şirketleri oyuna giriyor. Oyun yapmaya kalkıyor. Hadi canım, onu bilmiyordum ben. Evet. Allah tabii, Allah. Tabii. Ama o çok ya inanılmaz böyle çok sağlıklı bir şey değil. Tabii ki güzel bir şey sektöre ilginin olması, paranın girmesi ama bize akıllı para lazım. Anladın mı? Hani akıllı sermaye. Onun için yani devletin de sektörü öncelikli alan ilan etmesi ve ona göre desteklemesi de önemli vesaire. Ama dediğim gibi ben ülkemizin yeteneğine, girişimci ruhuna hep inandım. Onun için vazgeçmedim zaten. Çok ilginç tabii bu son yıllardaki satışlardan dolayı sanki her şey son 10 yılda olmuş gibi biraz lanse ediliyor. Bu da bizim ülkemizin alık hafıza özelliğinden geliyor. Biraz sitem edeyim burada. İlk 10 yılı neredeyse unutmuş gibiler. Halbuki o kuluçka dönemiydi. Tabii. Tohumların atıldığı dönemlerdi. Onlar çok önemli bence. O dönemde yetişen çok iyi yeteneğe, tecrübeye sahip kişiler şu anda çok süper işleri yapıyor. Bunları unutmamak lazım. Hatta Peak Games'in satışında ne yalan söyleyeyim, benim gözlerim aradı yani acaba benden hiçbir haberde bahsedilir mi, ismim geçer mi diye. Maalesef hiçbir yerde adım anılmadı. Yani İngiltere'de olsaydı kesinlikle anılırdı. En azından hani Mevlüt abiyi de unutmayalım falan gibi adım geçerdi ama olmadı. Neyse, onu sevgili Sidar Şahin çok güzel bir şekilde telafi etti. O harika. Satıştan 3-4 gün sonra burada paylaşayım senin programında. Satıştan 3-4 gün sonra kendisi arayıp bana teşekkür etti. Yani sektörü ve ona katkılarımdan dolayı. Bu da Sidar'ın ne kadar mütevazi ve müthiş bir karakter olduğunu gösteriyor. Çünkü ben Sidar'ı 2003 yılından beri tanıyorum. Bence bilerek yapmamışlardır ya. O büyük bir heyecan yaşadılar. Yok bilerek niye yapsınlar? Unutulmuştur yani. Hayır. Ama hayır yani sistem etmemin sebebi... Tabii ama sistem etmekte haklısınız. Ama bilerek yapıldığından değil zaten. Yani bizim genelde kültürümüzde bu şey var. Yani çok çabuk unutuluyoruz. Evet. İnsanları çok hızlı yüceltip o aynı hızla da aşağı çekip unutabiliyoruz. Üzerine çizebiliyoruz. Mesela ben yıllar sonra kitapta okumuşsundur. Tekrar İngiltere'ye gittim mesela. Türkiye'ye küsüp biraz. Orada BAFTA'ya üye yapıldım. Düşünebiliyor musun? Yani o İngiltere'de BAFTA İngiltere'nin en önemli kurumu. Doğru. Sinema, televizyon kurumu. Aynen Amerika'nın Oscar'ları gibi. Ve oyun sektörünü de kapsama almış şimdi. 80'li 90'lı yıllarda İngiltere oyun sektörüne verdiğim hizmetlerden dolayı o çok önemli kuruma üye yapıldı. Müthiş. Gerçekten bravo. Ama kendi ülkemde emekli durumdayım şu anda. Ama çok üzücü bir şey. Tabii haklısınız o konuda ama evet. Genel bir vefasızlık durumu her sektör için maalesef var. Ama bizim ülkemizde. Çok var. Çok ilginç bir şey bu. Nasıl ben anlamıyorum. Bunu kıramıyoruz bir türlü. Neyse. Neyse, kitabım çıktıktan sonra şunu gördüm. Aykut, onu paylaşayım. Hani fazla sistem etmek benim karakterime yakışmıyor. Pozitif olalım. Ya ne kadar sevildiğimi, sayıldığımı gördüm tekrar. Gençlerin özellikle, ki benim için en değerli şey o. Oyuncularımın, oyun yapanların, oyun yapmak isteyenlerin, üniversitede işte eğitim alıp oyun sektörüne girmek isteyen öğrenciler. Abartmıyorum, bu pandemi sırasında ben haftada 2-3 kere üniversitelerle etkinliklerde söyleşiler, sohbetler yapıyorum. Müthiş ilgi alıyorum. Kitabımı okuyanlardan inanılmaz müthiş geri dönüşler
alıyorum. Kitabımı okuduktan sonra oyun yapmaya başlayan 13-14 yaşında gençler var. İşte benim oyunlarımla büyüyen, şimdi üniversitede okuyan, oyun yapmak isteyen gençler var. Hepsiyle neredeyse binlercesiyle yazışıyorum falan. Müthiş bir şey. Amacına ulaştı o zaman yani kitap. O amacına fazlasıyla ulaştı. Tabii ben istiyorum ki 10 binlere ulaşsın. Yeterince okura henüz ulaşmadı arzuladığım seviyede. Ama yavaş da olsa satıyor kitap. Alanlar gerçekten onar 20'şer alıp hediye edenler de oldu. Çünkü her kuruşunu bağışladığım için insanlar yine bana da yakışıyor yani yaptığım bu bağışı. Herkes onu da çok takdir ediyor. Evet, o da takdir edilecek bir durum. Evet, Darüşşafaka'ya evet. Bağışladınız değil mi bu arada? Darüşşafaka'ya kimsesiz. Çocukların eğitimine bağışladım. O da güzel karşılık buldu. Onu işte görüp kitabı okuduktan sonra ya inan bana 15-20 yaşında gençler bile 3-4 tane alıp hediye ediyorlar. Harika. Yani kuzenlerine falan. Bu çok müthiş bir şey. Yani gözlerim doluyor bazen. Çok güzel mesajlar alıyorum. Dolayısıyla hani gençleri unutmadım. Ben de onları hiçbir zaman unutmadım zaten. Oyuncular keza tekrar işte ekip kur, oyun yap, destekleyelim seni falan diyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Hani dediğim gibi ben gençlerimize hep inandım. İnanmaya da devam edeceğim. Dolayısıyla da desteklemeye devam edeceğim. Peki oyun sektörüne giriş serüveninin nasıl olduğunu siz özetlediniz kısaca. Kitapta daha ayrıntılı var. Biraz da ben anlatayım istiyorsanız gözlemlerimi. Biz tabii yaz sonunda sizinle konuşmuştuk. Sonra ben kitabı Türkiye'den getirttim. Bir şekilde giden arkadaşlarıma sağ olsunlar getirdiler. Revan getirdi bu arada, ona da buradan selam olsun. Ondan sonra... Kendine de selam olsun, sağ olsun. Evet, sağ olsun getirdi. Kendisi de okudu mu? Kendisine evet. Vermedim, kendisine de vereyim. O da okusun. Ha, lütfen o da okusun. Tamam, o da okusun. Ben kitabı 3 bölüme ayırdım. Bir, İngiltere'ye gidiş öncesi. İngiltere'deki dönem ve sonra Türkiye'deki dönem diye ayırdım. Evet, aynı. İngiltere'ye öyle. Gidiş döneminizde, yani gitmeden önceki dönemde hayatınızı böyle epey ayrıntılı bir şekilde anlatmışsınız. Orada da şeye hayran oldum. En ufak ayrıntıyı bile unutmamışsınız. Yazmışsınız, hatırlıyorsunuz hepsini. Yani birçok şeyi mesela yoğurt sevgisinden bahsediyorsunuz işte. Yoğurt markası kursaydım keşke böyle bir hayalim vardı diyorsunuz. İşte konsantrasyon gücünüzün çocukluktan geldiğini düşünüyorsunuz. Çünkü oyunlarda falan böyle bir başarınız var. İşte masa tenisini iyi oynuyorsunuz. Bir de şey, orada bir ayrıntı dikkatimi çekti. Cumartesi günleri okula mı gidiliyordu sizin zamanınızda? Yarım gün, evet. Çarşamba mesela... günleri de yarım gündü. Enteresan. O mesela şimdi artık yok öyle bir şey. Ha, çarşamba yarım, cumartesi de yarım. 6 evet, gün gidiliyordu aynen. Yani. Evet, aynen. Enteresan. Ondan sonra özgüveninizin çocukluktan geldiğini, işte iyi horon oynadığınızı, sahneye çıktığınızı. Bunlar benim aldığım notlar. Karadeniz'i çok iyi anlatmışsınız. Ona da dikkatimi çeken bir şeydi. Yani bu İngiltere öncesi. Onun dışında tabii ki işte saz çalamamışsınız. Öyle de bir hikaye var. Arkadaşınız ısrar etme bunu da çok fazla demiş. Böyle bir hikaye var. Kitabı okuyanlar daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler. Sonra İngiltere'ye gidiyorsunuz ve İngiltere'de de benim dikkatimi çeken şey var. Bilgisayarla haşır neşir değilsiniz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz bilgisayar hakkında. Ona rağmen oyun yazmak, yazmayı başarmak şöyle tabir ediyorsunuz. Normalde benim yaşım 26-27 idi. Ama o yıllarda oyunları yazanlar 17, 18, 20. Hani ben geç başladım bile diyorsunuz. Bu nasıl oldu? Yani buradaki motivasyon neydi? İnatçılıktan mı geliyor acaba bu? Yani ya gerçekten yani hayat bir oyun cuk diye oturuyor aslında benim hayatıma. Ve kitaba da çok, kitabın içeriğine de çok uyuyor. Öncelikle teşekkür ederim. Aldığın notlar çok yerinde. Rica ederim. Kitabı 3 bölüme ayırman da çok güzel. Aynen kitapta o aslında. Yani kitabın zaten ilginç olması oradan geliyor. Bir sürü insan benim sadece oyunlarla ilgili programlama, oyun tasarlama, oyun yapımı ile ilgili olduğunu düşünüyor. Onun için okuyanlar çok şaşırıyor, şok oluyorlar. Ya çocukluğumun ilginçliği işte diyorsun, detayları hatırlıyorum falan. Bir de işte doğal yetenek, köy hayatı, işte 70'li yılları anlatıyorum, ülkemizin inşallah bir daha yaşamasını arzulamadığımız o zorlu yıllar, değil mi? Onları anlatıyorum. Aynen. Aynı zamanda bir tarihsel ve kültürel yolculuk, İngiltere ile Türkiye arasındaki kültürel farklılıkları, nüansları da anlatıyorum. Ve İngilizce'de de yaptım bunu ve dünya çapında okuyucular da hem kendi kültürümü hem İngiltere ile karşılaştırmayı falan bayağı ilginç bulacak diye düşünüyorum. Bu arada ufakça hatırladığım bir şey geldi aklıma. İzmit'te şeyde, Fethiye Caddesi'nde bir kasapta çalışıyorsunuz galiba, değil mi? Kasap değil işte, bir tavuk. Ha, tavukçu da, pardon. Evet, evet. Aynen, ve evet. Şey karşılığı,
Sadece boğaz tokluğuna yani. Aynen aynen. Evet. Ya o da oralardan tam yani oradan İngiltere'ye gidip bu yani gerçekten sıfırdan mı diyelim, nasıl diyelim? Hani para bile vermiyormuş size yani, enteresan. Yok ve aynen bir kere para verdi. O da ha bir kere o da şeydi. Yılbaşında. Evet. Yılbaşında evet. İyi. Ama orada da hatırlarsın çok ilginç şeyler paylaşıyorum. Yani bir işte toptancı, gıda toptancısında çalışan bir genç arkadaş, kişiyle arkadaş olmuştuk. Hı-hı. Onunla şey değiş tokuş yaptık. Ben ona tavuk verdim. He, hatırladım evet. Pirinç verdi filan. Yani bayağı ilginç şeyler gerçekten. Onun için hani özellikle gençlerin çok ilgisini çekiyor. Çünkü benim hayatımı kimse bilmiyordu. Sadece yaptığım çalışmalara helal olsun işte. Adam İngiltere'de dünya çapında oyunlar yapmış. Şimdi Türkiye'de sektörü kuruyor veya işte Türkiye'de şunu yaptı, bunu yaptı. Ama hayatımı okuyunca tabii bu yaptığım çalışmalar daha anlamlı oluyor herhalde. Hı hı. O çok etkiliyor insanları. Şimdi soruna cevap olarak şunu söyleyebilirim. Hı hı. Ya gerçekten şimdi sektör yeni kuruluyor İngiltere'de. Amerika'da oyun daha doğru dürüst yok bile. Düşünün Amerika'ya hı hı. geriden gelmiş. Telefonda falan da öyledir. İlginç bir şekilde. Konsol için kaç ay beklediniz? 4 ay mı beklediniz? 3 ay mı beklediniz? Ha 3 ay beklediniz. Konsol değil. Konsol, konsol değil yani işte. Spectrum tabii canım. Ha Spectrum işte, için. O kadar yeni ki konsol gibiydi. Hı-hı. Yani dönemin konsolu Spectrum ve Commodore 64 dönemin efsane iki makinesi. 3 ay bekledik yani sıra bekledik. Aynen bugün PlayStation için nasıl sıra bekliyorsa insanlar. O zaman işte... Evet, hani dediğin gibi 26-27 yaşındayım ama sektörü başlatan, oyun yapanlar lise terk 16-17 yaşında zehir gibi gençler. Hı hı. Şimdi benim geç başlamam diye bir şey yok. Ben o zaman tanıştım bilgisayarla. İyi ki tanışmışım. Doğru. İlk defa orada gördünüz. Tabii ilk defa canım. Hı hı. Şimdi bilgisayarlara ilgim yok. Kimim vardı ki? Yani hı hı. o kadar yeni ki. Ben mesela Saltan, onu da kitapta yazıyorum hatırlarsan. Makine kodlama öğrenmek istiyorum. Ona karar vermişim. Hı hı. Ne olduğunu da bilmiyorum ha. Dergide öyle yazdığı için. Kafa göz giriyorum yani. Cahillik bazen işe yarıyor. Estağfurullah. Bilmeyerek en zor şeyi seçmişim. Ama iyi ki onu seçmişim. Gerçekten bütün oyunlarımı ben makine dilinde yazdım. Bugün makine dili hiç kullanılmıyor bile oyunlarda. Çok hmm. nadir hani işte oyun motoru yapanlar optimizasyon için belki bazı yerlerinde olabilir. İşte gömülü sistemlerde falan oluyordur ama şimdi Unity, Unity gibi hazır oyun motorlarıyla bambaşka bir şeye evrildi. Dolayısıyla hani ben o yaşta tanıştım. Böyle bir yatkınlığım, yetkinliğim varmış. Böyle bir becerim varmış. Hı hı. İngiltere'de olduğum için, İngiltere'de de gerçekten İngiltere dönemin en önemli ülkelerinden birisidir. Oyun sektörü için. Ha? Tabii en önemli adımları attım. Ki bir sürü başka sektörde de başarılı olmuşlar biliyorsun. Bir sürü hı hı. şeyin mücidi olmuş ülke yani günün sonunda. Dolayısıyla böyle bir tesadüf orada olmam, bununla tanışmam, bir arkadaşın ısrarı. Hayat gerçekten bir oyun işte. Yani hayatımızı bir oyun gibi, işte film gibi görürsem biz de içinde aktörler elimizden geldiğince en iyi şekilde rollerimizi oynamaya çalışıyoruz. Yani burada kader de var, şans da var, kendi irademiz de var, doğru karar alma, işte tartma hı hı. değil mi? Hepsi var. Ölçme, evet. Ölçme, biçme hepsi var. Dolayısıyla ben de en iyi şekilde karşıma çıkan fırsatlarla vesairelerle doğru değerlendirmelerle bir şekilde ilerledim en iyi şekilde. Ama ben gerçekten yani benimle çalışan gençler benim aramızda 8 yaş, 7-8 yaş, 9 yaş fark olduğunu kimse hissetmedi bile. O yaşlarda o çok fark edilmiyor. Hani 20 ile 28 yaş çok büyük fark değil. Hı hı. Ama daha sonra tabii 50-60 falan olunca aniden fark ediyor o yaş. Aynen dediğin gibi bir şekilde o yaşta başladım ve bilgisayarlarla hiçbir bilgim yok. İşte hı-hı. makine dili öğrenmek için üniversiteye yani. Gittim. Adam dedi ne diyorsun? Biz burada Fortran falan var gibi bir şeyler söyledi. Ve kendi hı-hı. kendime öğrenmek zorunda kaldım. Öyle Google falan da yok. Hı-hı. Bir kitap almışsınız sanırım ondan öğrenmişsiniz. Evet bir kitap hı-hı. aldım bir de dergi. Yani her şeyi oradan öğrendim. Hı-hı. Peki şey mesela şimdi ilk zamanlarda kağıda mı çiziliyordu şey işte o grafikler falan tabii öyleydi değil mi? Yok ben hiçbir zaman öyle yapmadım. Ben mesela direkt ilk hı hı. yine kitapta var detaylar eminim dinleyicileriniz için soruyorsun. Ben direkt editör yazdım mesela hı hı. grafik.
grafikleri yapmak için ilk işim oydu. Onu düşündüm. Hani bana bir grafik editör lazım. Böyle Photoshop, Deluxe Paint falan filan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kendi editörünüzü yazmıştınız. Ha, evet hatırladım. Tabii canım. Tabii. Tamam. Kendi editörümü yazdım. Hatta İngiliz eşim yapmıştı ilk grafikleri. Hatırladım tamam. Evet. Tabii o yaptı, o kullandı. Müzikleri de Brian yaptı. Aynen, Brian diye bir İngiliz arkadaşım, müzisyen. Benim sayemde o da oyun sektörüne girdi adam. O da şeydi, bilgisayar tamircisiydi. Televizyon tamircisiydi. Televizyon tamircisiydi, pardon. Televizyon, aynen. Televizyon tamircisiydi. Ve adam yine benim yazdığım bir müzik editörüyle benim oyunların müziklerini yaptı mesela. İşte o da... Bunlar da var tabii, karekodlarıyla linkleri. Ha, evet, bu arada öyle bir ayrıntı var. Evet, onu da kitabın ruhuna da uyuyor. Karekodlarını akıl edip koydum. Kitabı okurken telefonla karekodlarını şey yapıp YouTube'da müziği falan dinliyorsunuz. Bu da güzel oldu yani. Evet. Yani oyun sektörü üzerine nasıl bir gelişim oldu? Özellikle İngiltere tarafında, yani ikinci kısımda kitapta bunu bulabiliyoruz. Mutlaka yani, okuyacaktır herkes. Oyun tarihçesini birebir anlatıyorum. Ben hem de Activision, Microsoft, Ubisoft gibi dünyanın en büyük şirketleriyle çalışarak yapmışım. Ve en büyük oyunlar. Aliens, Last Ninja, First Samurai. Dolayısıyla hani... Time Machine var. Evet, paylaştığım bilgiler bayağı değerli ve referans niteliğinde. Yurt dışında da eminim bir sürü hem kendi oyuncuma hem de başka oyunculara, yeni nesil oyunculara da keyifli referans olacak bilgiler içeriyor. Bence de. Peki sonra şey... Sonra da işte kendi ülkeme dönüp buradaki sektörün ilk önemli temel taşlarını döşemek, önemli çabaları, işte yetenekleri yanıma alıp onlarla birlikte güzel çalışmalar yapmak. Bu şekilde devam et. Peki orada... Çok iyi gidiyor der şey ama sonra... Onu soracaktım. Oyundan düştüm maalesef. Peki çok şey üzücü. Yani kariyerinizin en zirve noktasında Türkiye'ye dönme fikri, oradaki motivasyon neydi? Yani ya ülkeyi mi özlediniz? Şey, nasıl oldu? Ya da... Ya şunu da çok güzel bir konu bu. Özellikle şu anda veya son 5 yılda Ankara Anlaşması'yla ülkemizin genç beyni yurt dışına ya bir nehir gibi akıyor. On binlerce insanımız gitti. Bu çok üzücü bir şey. Ama ben tabii gidenlere hiçbir zaman kötü niyetle bakmam. Çünkü onlar da kendi geleceğini, çoluk çocuğunun geleceğini düşünerek o şekilde hareket ettiler eminim. Ama şu bir gerçek. Ülkemiz huzurlu bir ortam ve yeteneğini, birikimini en iyi şekilde değerlendirecek işte o huzurlu ortamı sunduğu sürece nasıl ben 20 yıl sonra Türkiye'ye döndüysem, 21 yıl kaldığım bir ülkede eminim son yıllarda yurt dışına gidip orada kendine gelecek kuranlar da eminim geri gelir. Yeter ki ülke biraz daha normale dönüşsün ve bu yeteneği sahiplenmeyi becersin. Çünkü adam ODTÜ'yü bitiriyor, Boğaziçi'ni bitiriyor. Dünyanın en iyi üniversite mezunlarıyla yani kaşık atacak bilgiye, beceriye sahip ama Türkiye'de kendini ifade edemiyor, geliştiremiyor, iş bulamıyor. Düşünebiliyor musun? Ya da o kendi alanında ilerleyebilecek şey yok. İşte, alan yok yani. Ya alan olsa da şu anda kriz var yani. Böyle bir gerçek var. Pandemi var, çok etkilendik filan. O zaman ne oluyor? İnsanlar arayış içine giriyor. Çok doğal bir şey. Şimdi ben 21 yıl kalmışım İngiltere'de. Ya tabii ki insan vatanını özlemez olur mu? Buranın kültürüyle yoğrulduk. Buranın havasını soluduk. En önemli yaşlarımızda o detaylarıyla anlattığım şeyleri şaşırarak okudum ama ben o köyde doğdum büyüdüm. Yani hiç o kadar etkilenmişim ki insan büyüyünce geriye dönüp bakınca o köyün güzelliğini, orada yaşadığımız özgür dünyayı, belki de benim o oyun yapma hayal gücüm oralarda yeşerdi. Değil mi? Oralarda. Evet evet, onun kesinlikle etkisi var. Bir de ben şöyle bir, yani tabii ki sizin hayatınız çok güzel bir şekilde anlatmışsınız ama kendime şöyle bir pay çıkardım. Küçüklükten yani doğup yaşayıp ölene kadar hayat bir bütün ve her yaşadığın dönemde bir sonraki döneme katkı sağlayacak bir şeyler oluyor. Bunu küçükken anlayamıyorsun ama bir sonraki dönemde bu bundanmış diyorsun. Ki siz bunu birkaç defa demişsiniz böyle. İşte benim şunu yapmış olmam ileride şuna yaradı veya şunu yapabiliyor olmam geçmişte yapmış olduğum bir şeyden dolayı gibi bir şey çıkartmışsınız kendinize. Pay bu da hoşuma gitti. Onu da kendime aldım. Kendime evet bak bu benim çocukluğumdan öğrendiğim bir şey. Buraya yansımış gibi bir şey düşündüm yani. Eyvallah. Ben kitabı tabii yazarken kendimi de irdeledim. Analiz ettim biraz.
Telekom'dan ayrılınca hani oyundan düştüm ki oyun sektörünün tam şahlandığı bir dönemde. Düşünsene hani 2013 yılında, hı hı. 7 yıl önceden bahsediyorum ve Türkiye'deki oyun sektörünün şahlanışı son 5-6 yıl içerisinde oldu. Ve tam başında ben oyundan düşüyorum. Düşün. Bir de şöyle bir şey demişsiniz. Öncülüğünü yapmış, hı hı. birisi. En güzel zamanda aniden boşluğa düşüyorum. Çok yani inanılmaz kötü hissettim ve hala onun negatif etkisi var. Yani belki onun da bir sebebi vardır ya. Ben öyle olmasın. Ya şu, abi, yani. Tabii ben şimdi pozitif bakıyorum. Sebebi işte Hayat Bir Oyun kitabı çıktı. O da büyük bir eser benim için. Hı-hı. Çok önemli bence bir çalışma. Yurt dışında nasıl yaşanır üzerine de evet, yani bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani, evet, insanlar nasıl, hı-hı. uyum sağlayabiliyor. Yani hem çok kırılgan hem çok acımasız olabiliyoruz. Çok ilginç bir yapımız var aslında. Değil bir de şey demişsiniz. Minnacık virüs teslim aldı bizi ama karkış, kıyamet içinde hayatta kalabiliyoruz filan. Yani çok ilginç. Hı-hı. Bir de şey demişsiniz zaten hani işte 2013'te en zirvedeyken böyle biraz koptum dediniz ya. Zaten sizin hiç öyle bir amacınız da olmamış. Kitapta da söylüyorsunuz onu. Hani ben girişimimi kurarken büyüsün de büyük paralara bunu satayım ondan sonra çekileyim gibi bir amacınız olmamış yani. Öyle bir, hiçbir öyle zaman olmadı. Evet, o da çok güzel bir nokta. Onu, hı-hı. da şöyle iki örnekle biraz açayım. Mesela ilki İngiltere'den dönerken. Ben İngiltere'deki Vividimi şirketimi, yani oyun dinleyicileriniz arasında oyun yapımcıları, oyun severler biliyordur. Codemasters diye bir İngiliz şirket var. Hı-hı. Onlar satın almak istedi mesela Vividimi, aktör oyun motoru dahil her şeyi. Hı-hı. Ben satmadım mesela. Ben Türkiye'ye mal etmek için yanımda getirdim hepsini. Yani bu benim, hmm. böyle kişisel ulvi bir yaklaşımla yaptığım bir şey. Hmm. Türkiye'ye geldim. Bunu da etkinliklerde, söyleşilerde paylaşıyorum gençlerle. Ben ilk 10-15 yılda benim amacım şuydu. Türkiye'de yerli yetenek vermekle dünya çapında oyunların yapılabileceğini ispatlamak. Benim en büyük amacım oydu ve, hı-hı. onu başardık. Onu başardık yani. Zaten. Şimdi dolayısıyla Türkiye'den oyun yapıp dünyaya satmak sonraki aşamaydı. O da şu anda oluyor zaten kendiliğinden. Hı-hı. Benim orada olup olmamamın hiçbir önemi yok o anlamda. Hı-hı. Ve %100 haklısın. Benim hiçbir zaman şirketi büyüteyim işte şu kadar paraya satayım falan gibi bir derdim olmadı. Hatta Telekom'a şirketi satmak hiç parayla ilgisi yok. Yani o kadar küçük, hı-hı. bir meblağa sattım ki. Ama yine de bir mihenk taşıdır o. Türkiye'deki ilk oyun şirketi satışı. Onu da unutmayalım. Altını çizerek söyleyelim. Doğru, evet. Türkiye'de sektör oluştu ve bir şirket satışı oldu. Sonuçta 2009 yılında Sobet Türk Telekom'a %100 satıldı. Oyun sektöründeki ilk şirket. Doğru. Yani. Onu da kilometre taşlarına yazabiliriz. Evet, aynı. Ve ben gerçekten Telekom'un gücünü, konumunu kullanırım. Hem Sobe'nin önü açılır hem Türkiye'deki oyun sektörünün önü açılır diye ben yaptım onu. Para için değil. Hı hı. Tabii ki iyi maaş aldım, işte yönetici oldum ama 4 yıl inanılmaz bir özveriyle, kendi şirketinden daha da dikkat ederek, çünkü ben başkasının parasını harcarken, profesyonel yöneticiyken daha da hassas davrandım, benim karakterim. Ama Telekom'un gücünü acayip kullandım. Mesela. Keşke Telekom oyundan düşmeseydi, Sobe ile TTNet'i birleştirme kararı almasaydı da, hı-hı. devam edebilseydim. Kim bilir neler olurdu Sobe'de. Evet. Ama mesela Süpercan diye bir oyun yarattım ben, yaptım. Ve Marvel'in kahramanlarını Türkiye'ye getirdik. Telekom'un sayesinde Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattık saatlerce. Yani Telekom olmadan ben yapamazdım onu. Başka çok az kurum yapabilirdi. Telekom'un böyle bir konumu, gücü vardı. Ben aslında bunları yapabilmek için şirketi satmıştım. İyi ki de yapmışım ama, hı hı. çok üzücü. İşte beni satın alan CEO Telekom'dan ayrılınca orada maalesef çöküş başladı. Kaçınılmaz bir şeymiş. Hı hı. Ben de ayrılmak zorunda kaldım. Yani o Türkiye'de olan şeyler maalesef. Evet. Sonra da işte oyun akademisi kurmak istedim. O da olmadı. Küstüm ülkeme. Tekrar yurt dışına gittim. Yine pozitif bakıyorum. İşte Hayat Bir Oyun çıktı ortaya. En azından şimdi onun sayesinde gençlerle tekrar işte görüşüyorum, tanışıyorum. Hı hı. Onlara dokunuyorum. Kitabı okuyanlardan müthiş geri dönüşler alıyorum. İyi ki kitabı da yazmışım. Hı hı. İyi ki hem oyunları yapmışım. Dolayısıyla hani şu anda çok daha iyi hissetmeye başladım. Hı hı. Geçen sene bir konferansa katılmıştım. Dünyanın en büyük reklam veren şirketlerinden birinin çok önemli bir yöneticisi. Orada şey dedi, yani artık biz reklam konusunda
televizyonu geçtik. Yani televizyon artık düşünmüyoruz. Hani radyoyu hiç dile getirmedi. Televizyon düşünmüyoruz. Tamamen oyunlara odaklanacağız. Oyunlar çok önemli bizim için. Böyle bir strateji belirledik gibi bir şey söyledi. Evet. Ve bu içinde bulunduğumuz dönemde de tek etkilenmeyen sektör hemen hemen oyun sektörü olmuş. Şöyle bir istatistiklere baktım. Sektörün büyüklüğü 159 milyar dolar. Sinemanın 50 milyar dolar. Ve 2023'te de 200 milyar dolar olması bekleniyormuş. Buradan şuna geleceğim. Mobilde kadınlar daha fazla oyun oynuyorlarmış. Ama evet, üretimde daha azlar. Oyun pazarının gelişmesi için neler yapılmalı diye bir şey sormayayım. Türkiye'de zaten bu konuda bir sürü şey yapmışsınız. Ama oyun sektörüne girmek isteyen gençler neler yapmalı? Nereden başlamalılar? Belki tabii kitabı okuyanlar da birçok şey öğrenecekler ama şu anda günümüzü de düşünerek neler söylersiniz acaba? Şimdi ona cevap vermeden paylaştığın rakamlara ek olarak bir iki bilgi de ben vereyim. Olur. Destekleyici nitelikte. Oyun sektörü etkilenmedi. Aksine %60 artış var pandemi döneminde. Ya. Yani hem oyuncu sayılarında hem oyunlarda harcanan sürede %60 inanılmaz bir rakam. İnanılmaz, evet. Evet. Oyun sektörü sinemayı 20 yıl önce geçmişti. Düşün yani şu anda hem sinemayı hem müzik sektörünü çok büyük bir farkla geçmiş durumda. Ve senin de dediğin gibi 200 milyar doları bulacak yakında ve bu 40 yıllık bir olay. Sinema 150 yıllık düşün. Yani sektör daha çok büyük potansiyeli var. Büyümeye evet, devam ediyor. Ve ben yıllardır söylüyorum, krizlerden hiç etkilenmeyen bir sektör. Ve tamamen beyin ve emeğe dayalı bir sektör. Büyük yatırımlara da gerek yok. Dolayısıyla yatırımın en iyi geri dönüş verdiği bir sektör aynı zamanda. Çünkü emek yoğun bir iş. Dolayısıyla ülkemiz için müthiş bir önemi var. Bunun tekrar altını çizmek isterim. Oyun sektörünün tabii bu e-spor var. Değinmedik bile. Ben 2011'de evet, federasyonu kurdunuz. Dijital Oyunlar Federasyonu'nu kurdum. Çünkü dünyada bir ilkti. Yani dünyada bir ilke, ülkemde de birkaç kere imza attım yani. Hem Iken Futbol'la dünyanın ilk 11-11 futbol oyununu ülkemizde yaptık. Yerli yetenek ve emekli. 2011'de ben e-sporun önemini, buralara geleceğini öngörerek federasyonu kurdum. Hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Dünyanın ilk dijital oyunlar federasyonu ama maalesef bizim ülkemizde bazen bazı şeyler çok erken oluyor. Çok üzücü bir şey. Halbuki vizyon böyle bir şey, erken yapacaksın ki doğru, daha değerli olsun. Ben Telekom'dan ayrılınca maalesef ikinci dönem aday olmadım. Benim önerdiğim aday seçildi ama bakan onaylamadı ve çok üzücü, gerçekten çok üzücü. Yani canım acıyor söylerken. 7 yıl federasyon hiçbir şey yapmadı. Öyle atıl kaldı. 2 sene önce de federasyon, e-spor federasyonu kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından. Yani 7 yıl boşa gitti. Çok üzücü bir şey gerçekten. Ama şunun da altını çizmem lazım. Ben federasyonu sadece e-spor için değil. İşte biraz önce veya sohbetimizin başında dile getirmeye çalıştım. Yani ülkenin topyekün bu sektöre sahip çıkması gerekiyor. İşte federasyonun görevi sektörle devlet ve özel sektör ve yabancı uluslararası şirketler arasında bir köprü vazifesi görmekti. Ben federasyon başkanlığı yaparken 2011-2012 yıllarında Riot Games, League of Legends'in sahibi şirket ilk benimle görüştü federasyon başkanı olarak. Çünkü biliyorsun ülkemizde dönem dönem oyunlar yasaklanıyordu bir ara. Yani bir sürü güvensizlik ortamı ve sebepleri vardı yabancıların gelişini engelleyecek. Ama bir federasyon olunca sektörü temsil eden ve devlete bağlı çok önemli bir şeydi bu. Ve ben onları ikna ettim yani. Benimle geldiler, görüştüler vesaire. Federasyon önemli bir kurumdu o anlamda. Neyse. İşte e-spor çok önemli. İşte AR, VR, yapay zeka. Oyun tabanlı eğitimler. Tabii oyun tabanlı. Ben kitapta da yazıyorum. Ya benim hiç inanılmaz üzücü bir şey. Fatih projesini oyun tabanlı eğitim kurtarabilirdi mesela. Yani biz donanıma odaklanmak yerine içeriğe odaklansaydık ki ben de bayağı çaba verdim o konuda ama olmadı maalesef. Dolayısıyla oyun sektörünün önemi giderek artıyor, artmaya devam edecek. Hele bugünlerde herkesin online, uzaktan eğitim diye çırpındığı bir ortamda oyun tabanlı eğitim müthiş olurdu. Evde harika olurdu ya. Ne yapacağını bilmeyen çocuklarımız için. Yani zaten şeyi izlemiyorlar ki. Zannetmiyorum yani. İşte EBA TV vardı. Çocuklar... Bir sürü sıkıntılar var. Benim arkadaşlarım var. Üniversite hocaları, bölüm başkanları. İşte pazartesi eğitim başladı. Boğuşuyor.
altyapıyla. Ha, öyle evet, yani öyle sorunlar da vardı. Hazırlıksız yakalandık. Doğru. Deprem de öyle. Ben geldim geleli depremden bahsediliyor. Ben yani dilimde tüy bitti depremle ilgili simülasyon yapalım. İşte benim oyun sektöründe edindiğim bilgi ve beceri, oradaki teknolojiyi kullanarak deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında çocukları ve aileleri bilgilendirelim. Depremden nasıl korunulur? Hı hı. Riskler nasıl minimize edilir diye. Deprem kaçınılmaz bir şey. Şimdi bununla yaşamayı öğrenmek çok önemli bir şey. Yani deprem olunca kime, ne zaman, nasıl vuracağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama eğer kendimizi hazırlarsak, bu konuda bilinçlendirirsek, hele böyle oyunlaştırılmış cici simülasyon oyun tadında içeriklerle, çocuklar seve seve, işte Süper Can güzel bir örnekti. Hı hı. İşte çevreyi korumak, geri dönüşümü vesaireyi anlatıyordu. Ve bir kahraman olduğu için de milyonlarca çocuk seve seve oynadı o oyunu mesela. Hı hı. Oyunun böyle bir gücü var. Şimdi dolayısıyla hani oyun sektörüne girmek isteyen, başlamak isteyen gençlere ben genelde şey diyorum. Yani Unity gibi, Unreal gibi oyun motorları var artık. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani programlama bile çok büyük sorun olmaktan çıktı artık. Hı hı. Böyle bir motoru çok iyi şekilde öğrendiyseniz, programlama yeteneğiniz de varsa, istediğiniz oyunu yapabiliyorsunuz. İşte bir sürü disiplini içeriyor. Ben yıllardır bunu da söylüyorum. İşte programlama deyince içinde bir sürü farklı dalları var. İki boyut programlama, üç boyut, mobil, konsol, PC, network. Bir sürü kaynak. Client, evet, bir sürü farklı. Grafikte keza iki boyut, üç boyut animasyon, ortam modellemesi, karakter modellemesi, konsept, müzik, senaryo, test. Artık iyi oyuncular da para kazanıyor. Gerçek dünyada olduğu gibi bizim sektöründe artık Messi'leri, Ronaldo'ları çıkmaya başladı. Hı hı. 19-20 yaşında gençler milyonlarca dolar para kazanıyor. Dolayısıyla bambaşka bir şeye evrildi. İyi oyuncuysanız e-spor takımına üye olup ülkenizi temsil edebiliyorsunuz. Dünya şampiyonu olabiliyorsunuz. Hı hı. Belki Türkiye futbolda bir daha kupa mupa görmeyebilir. Yani Dünya Kupası'nda veya Avrupa Kupası'nda, ama Türkiye'den eminim dünya çapında başarılı olacak bir sürü e-spor takımı çıkabilir. Oyun neden geliştiricisi olmasın? Olmak için oyun oynamak gerekiyor mu? Mesela siz oyun oynamıyordunuz. Oyun yani geliştirici. Tabii oyunlara hiç ilgim yoktu. İlgisi yoktu. Evet, ve şu anda da ben oyun oynamıyorum. Ben müzik dinliyorum mesela. Benim en büyük hobim müzik dinlemek. Kitapta da yazıyorum bunu. Ama şunu da itiraf edeyim. Oyun oynayamıyorum. Yani kitapta da itiraf, hı, ediyorum. Hı. O da bir yetenek. Zaten oyun sektörünün Messi'si olamıyor işte. Ya benim de mesela yeteneğim hiç yoktur oyunlara karşı. İşte. Ama yani mesela işte, sizin oyunlar çok zormuş galiba, değil mi? İşte başlangıçtaki oyunlar öyleydi. Çünkü oyun oynamadığınız için mi acaba öyle oldu? Biraz olabilir ama sanıyorum bir sürü oyun zordu başlangıçta. Çünkü oyunlar küçüktü. Şimdiki gibi öyle güncelleme falan imkanımız da yoktu, unutmayalım. Hmm. Oyun çıktı doğru, gitti yani. Dolayısıyla 15 dakikada oyunu bitirirse adam ana avrat küfreder bize. Oyunlar biraz da zor yapılıyordu o yıllarda. Küçücük oyunlardı yani. Doğru. Ama hemen hemen her şeyi konuştuk gibi yavaş yavaş sona geldik. Biraz da kitaba bırakalım bence. Tamam. Kitabı da alsın, tamam, podcast'i sevenler, dinleyenler. Vallahi Aykut'cum yani kitap hala on binlerce okumayan var. Hı hı. Okurlardan müthiş geri dönüşler alıyorum. Umarım senin dinleyiciler de bu sohbetimizden sonra kitabı satın alırlar. Kitap 365.com yayın evinin satış, hı hı, kanalı. Orada ikinci baskı var. Onun için verdim o adresi. 2-3 günde temin edebilirler. Sonuçta dediğim gibi bağışa da katkıları olmuş olur. Ve kitabında hani çok keyifli okunduğunu söylüyor herkes. Evet, çok aynen geri öyle. Geri dönüşler alıyorum. Umarım dinleyen herkes alır kitabı. Alanlar da etrafına tavsiye eder. Evet, hı hı, maddi beklentim yok ama tabii manevi değeri çok yüksek. Ne kadar kişi okursa o kadar mutlu olacağım. Hı hı. Oyun sektörüne çok uzak biriyim. Beceriksizim de yani oyunlar konusunda. Ama yine de oyun, hem sizin hayatınız bana bir ilham oldu, hem de oyun sektörünün nasıl geliştiğine dair kafamda bayağı bir şey oturdu. Ve çok kilometre taşlarını görmüş oldum. Kaleminize sağlık diyelim. Mevlüt Bey, ben çok teşekkür ederim Dünya Trendlerine katıldığınız için. Gerçekten bizim için bir onurdu yani burada sizi ağırlamak.
Sizin gibi bir üstadı. Benim için de büyük keyifti. Hı-hı. Teşekkür ederim davet ettiğin için, önemseyip. Rica ederim. Umarım dinleyicilerin de keyif almıştır. Başka bir podcast'ta buluşmak umuduyla sana ve tüm dinleyicilere sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İnşallah bu zorlu dönemi de atlatırız. Kitabımı alanlarla yüz yüze buluşur, kitaplarını imzalarım. Bolca da sohbet ederiz. İnşallah. Herkes kendine iyi baksın. Selamlar İstanbul'a. Tamam, selamlar. İş dünyasındaki ve toplumdaki değişimleri tespit etmek, belki biraz antenlerimizi, gözlerimizi ve zihinlerimizi açmak için yeni bölümde yeni bir konukla yeniden burada olacağız. Unutmayın, görünmezliğin perdesini birlikte aralayacağız. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.